Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın yaptığı onca uyarılara rağmen ne yazık ki ülkenin büyük bir çoğunluğu bu kurallara uymuyor. Bu yüzden de vaka sayıları günden güne artıyor. Vatandaşın bir kısmı sokağa çıkma yasağı tekrar gelsin derken bir kısmı da gelmesin diyor. Biz de bugün Bursalılara sizce sokağa çıkma yasağı tekrar gelsin mi diye sorduk. Bakalım nasıl cevaplar aldık. Şimdi söz Bursalılarda ekranlarınızda. Gelsin, gelsin yarım acilen gelmesi lazım. Ama çok baksana arttı bu şeyle, hastalık arttı çok. Yani ne bileyim gelsin. Büyüklerimiz daha iyi bilir ama gelsin yani. Sizce gelmesin mi? Yavrum ne bileyim artık öldük içeride. Vallahi evde de bunalıyor. Gelmesin mi? Gelmesin ya. Gene böyle birazcık çıkıp abanıyoruz. Ben bir senedir içeride hapisim. Evde de klimayı açıyor, hastalanıyor, havasız kalıyor. Yani bilmem bunun faydası ne kadar. Gelsin. Neden peki? Çünkü gerekiyor gelsin. Hemenden çok acil gelsin yani. Acil gelsin. Gelsin abiciğim. Bu millete gelsin. Bu millete gelsin. Hak ediyorsun gibisin. Gelirse biter mi peki sizce bir salgın? Vallahi biteceğini zannetmiyorum. Biz bu şekilde devam edersek hiç zannetmiyorum. Ama bizim Türk milleti bu işte. Biz buyuz yani. Yani insan üzülüyor tabii. Sizce gelmesin mi? Sizce yani gelmesin mi? Bence bir kısıtlama hangi olmalı şu anda. Kısıtlama şu anda bir kısıtlamalı gelmeli yani. Çünkü bayağı arttı yani. Kısa bir zaman da olsa 2-3 hafta. Ama bir şey değil mi size? İkinci patlama olursa var Allah muhafaza. İşte şimdi buna Allah muhafaza yani. Allah hakikaten yani burada art niyet yok kesinlikle. İkinci patlama olursa Allah muhafaza. Yani kesin olarak gelsin diyemem ama kısmi olarak getirilebilir. Neden peki? Çünkü vaka sayısı çok artıyor. Hayati tehlike devam ediyor yani herkesin. Vallahi bir yerde gelsin kızım çünkü millet dinlemiyor. Doğru değil mi? Yani millet kimseyi dinlemiyor. Aman çektiniz. Kime diyorsun maskeni bağla diyor. Hayır. Sana ne diyor? Böyle bir şey var mı? Hiç olur mu böyle? Allah yardım etsin. Bence gerek yok ama başka önlemleri alsalar daha iyi olur. Ne gibi mesela? Mesela turizmi önlenseler, otelleri önlenseler, düğün, toplu taşıma araçları engel olsa daha iyi olur yani. Sokağa çıkma yasağı bir çözüm değildir yani. Bence gelmemeli çünkü insanlar tedbirini almalı ve sosyal mesafeyi koruması gerekiyor. Bir de mesela otobüslerde, minibüslerde mesafe yakın. Şeyde mesela havada, açık havada mesela ki şey olması, yani virüsün gelmesi gibi bir olanağı yok. Yakın mesafede insanlardan bulaşıyorsa bu yerke insanların yaklaşmaması lazım. Görüyorsunuz. Ortalık hastalıklarla dolu. O yüzden geri gelsin mi? Muhakkak ama yalnız seviyeli gelsin. Evet gelmedi. Neden peki? Malum herkes kalabalık olmaya başladı. Otobüsler, dolmuşlar, pazar yerleri. Şu an pandemi döneminde millet uymadığını görüyoruz yani. Herkes işi olan da dışarıda, işi olmayan da dışarıda. Onun için sokağın çıkması, kısıtlama gelmesi mümkündür yani bence. Hayır gelmemeli. Neden peki? Çok zararlı. Ekonomi çok bozulur. İşler kötü gider. Devlet de zorda kalır, biz de zorda kalırız. Hiç doğru bir şey değil. Böyle insanların tedbir alarak, çok dikkat ederek, maske takarak, hijyen, temizlik. Mesela bakın sokağa çıkıyoruz. Yanımızda hemen böyle bir yere değsek, etsek hemen kolonyamızı sürüyoruz. Böyle davranırsak, evde de temizliğimize dikkat edersek hiçbir şey olmaz. Evet, gelmeli. Neden peki? Zaten yaşlılar evden çıkamıyor. Otursunlar oturduğu yerde. Zaten salgın var. Yani devlet önlemini alıyor. Ne kadar alırsa alsın bizim milletimiz akıllanmaz. Bırakacak devlet. Ölen ölecek, kalan kalacak. Adam yasak diyor, yasağa uymuyor. Cezalar hafif. Mesela sokağa çıkma yasağında binlerce insan dışarıdaydı. Yaşlılar çıkma yasağını evde oturması gerekirken millet parklardaydı. Bana göre yasaklansın. Kısıtlama gelsin. Bu kısıtlama sadece yaşlılara mı gelmeli? Herkese mi? Şimdi yaşlıları dediysem yaşlılar da belli bir saatlerde çıkabilir. Hı hı. Ama şu andaki ortama bakarsanız salgına, hı hı, çok yayılmış. Yani bunun önlemini almamız için bakın dün 53 kişiydi. Bugün 63 kişi. Yarın 90 kişi, 100 kişiye çıkacak bu. Devlet burayı nasıl bir önlem alacak? Hiç alamayacak. Oturayım yaşım 70. Ben ekmek alacağım, bilmem ne alacağım. Nasıl alacağım ben bunu? Ha, ama Bursa'da laşka şöyle. Hep ikaz oluyor. Ben Çalı'da bile oturayım, bir tane maske takan yok. Cezalar ağır olacak. Fakat artık bir ceza çıkınca kanun, yapmayana ceza kesecek. İkaz yok, anons yok. Yaşlılarla alakası da yok bunun. Yok bunun. Bakın şimdi şu maskeyi burada taşırsan. Tabii. Bilhassa yeşil otobüs şoförleri ben ilk söylüyorum, hiç maske yok. Gelmeli. Neden peki? Hastalıklar çoğalıyor ya boyuna. O yüzden gelsin mi diyor? Gelsin diyoruz. Sokağa gelmeli tabii. Yasak olsun da şey olsun. Tabii virüsten korunalım. Yasak olursa biter mi peki? Azalır belki, bitmez de Allah bilir. Salgın nedeniyle 65 yaş üstünün gelmesi daha uygun olur gibi. Neden? Çünkü pek dikkat etmiyorlar kendilerine. Özellikle bu devletin, Sağlık Bakanlığı'nın açıkladığı kurallara pek riayet etmiyorlar. Özellikle yoğun olan saatlerde, sabah saatlerinde ve akşam saatlerinde, gerçi bu uygulamaya geçildi, bir yasak konuldu. Fakat buna da uyulmadığını görüyoruz otobüslerde. Sürekli devlet, güvenlik güçlerimiz, polislerimiz bunu kontrol ediyorlar ama biraz da halkın dikkat etmesi lazım. Özellikle 65 üstünün, çünkü biliyorsunuz bu salgında en çok etkilenenler de onlar. Sokağa çıkma yasağı gelsin. Neden gelsin? Tedbir amaçlı gelsin ama komple değil, sabahtan akşama kadar değil. 2 saat, 3 saat veya sabah, mesela çarşı kalkıp da sabah 9'da açılmasın. Saat 2'de açılsın, 5'te kapansın. En azından 3 saat insanlar biraz daha evinde otursun. Mantıken o ama sabahtan akşama kadar kapandığı zaman sıkıntı. Zaten herkes jopa dönüyor. Ekonomi sıkıntılı. Ne olur saat 1'de 2'de açılsın. Saat 4.30'da kapansın. İnsanları gelsin. 2 saat içinde ne çok acil bir işlem var. Hani şimdi kadınlar böyle ufak tefek işler için örtü, ayakkabılar için çıkmasın. Çok böyle erzak. Gelsin, alsın, gitsin evine. Sabahtan akşama kadar gezmesinin anlamı yok.